9A sınıfı yazılı öncesi. Bir yazsana Akın hadi. Bak mesela 24,24 bölü 24 nedir? Biz normal bölme yapacağız. 24'te 24 bir kere, bir kere 24, 24, 24'te 24 çıktı 0. 2 aşağı indi, 2'de 24 yok. 4 aşağı indi, bir kere 24. Şimdi cevap bir tam %1. Bu kadar. Bir düşün bak. Şimdi burada sorunun başlangıcında 24,24 olduğu için buraya 1,01 dedi. Sadece 24 bölü 24 deseydi cevap 101 olacaktı. Evet, virgülden sonra iki basamak olduğu için böyle yaptık. Başka bir soru çözelim. 5 bölü 45 sayısının 4'üne bölümünden kalan kaçtır arkadaşlar? İşte 4 demeyelim ya. 7 ile bölümünden kalan kaçtır diyelim hadi. Şimdi 5'in 7 ile bölümünden kalan 5. Bunu kendisiyle çarparsak 5'in karesinin 7 ile bölümünden kalan 4. 5 bölü 3. Ben bu iki denklemi taraf tarafa çarparsam 4 kere 5 20'den 6. Aferin. Şimdi bununla bunu çarpıyorum. Bak 5 bölü 3 ile 5 bölü 1'i çarparsam 5 bölü 4 2. Şimdi bununla ilkini çarparsam 5 bölü 5 3. Şimdi böyle devam ediyorum. Tamam mı? Şimdi bu şekilde devam edersem 5 bölü 6 ne getirir? 3 kere 5 15 1 getiriyor. Evet. Şimdi 1'i buldum ya, mutluyum. Her iki tarafın şimdi 45'e kadar uzanan bir sayı buldum. 7. kuvvetini alırsam 6 kere 7 42 5 bölü 42 denktir 1 mod 7 arkadaşlar. Şimdi şu 42 ya, şu iki satırı taraf tarafa çarparsam 5 bölü 45 denktir 6 mod 7 arkadaşlar. Soru bitti, bu kadar. Bak bir düşün. Böyle yapacaksınız. Buradan da bir soru kesin gelir bak, haberin olsun. Evet, buradan bir soru kesin gelir bak. Bir de şuna dikkat et. Mesela 0 tam %64 artı 1,44 kara kök nedir? Var mı bunu yapabilecek? Aferin, dilekçim devam et. Bölü 10'dan 2. Aferin Dilek, bravo, tebrik ederim. Başka bir soru daha yapalım. Bak şimdi. Mesela 4 kök 8 artı 5 kök 2 artı 18'in kara kökü nedir? Böyle sorular da gelir. Sınavda böyle soru sorarım. Şimdi cevap, bak bu 4 kere 2 ya 8. 9 çarpı 2'den. Şimdi 4 dışarıya 2 diye çıkar. 2 kere 4 8. 8 kök 2 artı 5 kök 2 artı 3 kök 2. Şimdi 8, 13, 16. 16 kök 2 arkadaşlar. Soru bitti. Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Yok. Eksi 4 tam 1 bölü 3'ün eksi 2. kuvveti nedir? Ş-
Şimdi arkadaşlar bakın. 4 kere 3 12 bir daha 13. Bölü 3. Eksinin çift kuvveti artı olduğu için o eksi uçtu. İçerideki eksi uçtu. Çünkü önce işaret yapıyorduk ya üst sayılarda. Eksinin çift kuvveti artı. Gitti o. Şimdi dolayısıyla böyle düşünün, tamam mı? Böyle yaklaşın. Bu eksi bunu döndürüyor. 3 bölü 13 oluyor. Karesi. Bu da 9 bölü 169 arkadaşlar. Sadeleşmez. Çünkü 13 asal sayı ya. 13 kere 13 169. Yukarısı 3 kere 3. Yani sadeleşebilir olsaydı 3 bölü 13 sadeleşirdi. Önceden sadeleşirdi onlar. Cevap 9 bölü 169. Şimdi bu soruya bakalım. Eksi nöbetçi. Eksinin tek kuvveti eksinin çarpımı artı. 8 üzeri 2 çarpı 4 üzeri 3. Şimdi 8 sayısı 2 üzeri 3'ün karesi diye asal olarak yazıldı. Burada 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 6. 2 üzeri 6 artı 6. Tabanlar aynıysa üstler toplandı. Cevap 2 üzeri 12 arkadaşlar. Buna benzer bir örnek daha yapalım o zaman. Şimdi buna benzer bir soru çözeyim o zaman. Bak şimdi. Şimdi mesela eksi 2 üzeri 3'ün karesi çarpı eksi 5'in pardon eksi 8 üzeri 4 çarpı eksi 16 üzeri 5 mesela. Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda evvela işareti düşüneceksin. Şimdi burada düşün. Bak şimdi. Bu parantezin içi negatif arkadaşlar. Hani o nöbetçi. Hani 4 sadece 8'e hükmediyor. Anladınız mı? 4 sadece 8'e hükmediyor. O yüzden 4 sadece 8'e hükmediyorsa 236. Yok yok öyle düşünme. Acele etme. Şimdi buradaki eksinin 5. kuvveti de eksidir. O yüzden eksinin eksinin çarpımı artıdır. 8 üzeri 4 çarpı 16 üzeri 5'tir. Buraya kadar tamam mı? Burayı anladınız mı? Anladım. Şimdi 8 sayısı 2 üzeri 3 müdür? Bunu anladınız mı? Bu 8 sayısı asal çarpanlarına ayırıyorduk. Öyle yapıyorduk burayı. Bu da 2 üzeri 12 çarpı 2 üzeri 20. Bu da 2 üzeri 32 arkadaşlar. Soru bitti. Bu kadar. Bu aşamada soracağız bir yer var mı? Tamam. Burayı buyurun not alın arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Tamam. O zaman bir soru daha çözeyim bitireyim. Tamam. Bir soru daha çözeyim bitireyim. Bak şimdi. 3 üzeri eksi 18 eksi 3 üzeri eksi 17 bölü 3 üzeri eksi 17 eksi 3 üzeri eksi 19 mesela. Böyle bir soru düşünün. Pay ve paydayı neyle çarparım? Aferin. Çünkü buradaki yaklaşım neydi? En küçük üstü sayı buluyordum. Mesela eksi 19 değil mi? Bu eksi 19'un ters işaretisi ne? Artı 19. Pay ve paydayı 3 üzeri 19'da çarpıyorum. O halde 3 üzeri 1 eksi 3 üzeri 2 bölü 3 üzeri 2 eksi 3 üzeri 0 3 eksi 9 9 eksi 1 o da eksi 6 bölü 8'de eksi 3 bölü 4'tür arkadaşlar. Soru bitti. Bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık arkadaşlar. Tahtaya ama yazmanızı istiyorum.